Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Sa'd suresi 26-29. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ya Davud'u, ey Davud, inna cealnâke halifeten fil ard. Biz seni yeryüzünde halife kıldık. Fahkum beynen nâsi bil hak. Artık insanlar arasında hak ile hükmet. Ve lâ tettebi'ül hevâ. Hevaya uyma. Yani kendi keyfine göre hüküm verme. Fe yudilleke an sebilillah. Ta ki heva seni Allah yolundan alıkoymasın. İnnellezine yadillun an sebilillah. Allah'ın yolundan sapanlar. Lehum azabun şedid. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Bime nesu yevmel hisab. Hesap gününü unutmaları sebebiyle onlar için şiddetli bir azap vardır. Hazreti Davud, Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan peygamberlerden ve maddi manevi saltanatı cem eden bir peygamber. Hem peygamber hem de aynı zamanda İsrailoğullarının başında bir hükümdar. Allahu Teala onun yeryüzünde arzda bir halife olduğunu ifade ediyor. Buradaki halifelik, malum Hazreti Adem'e de halife tabiri Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Rabbin meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Aslında bütün insanlar yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Ama özellikle saltanat manasında hükmetmek, bu herkese nasip olmaz. İşte Hazreti Davud'a bu manada da bir halifelik nasip olmuş. Maddi saltanatı da var. Maddi saltanat olunca elbette insanlar arasındaki meselelerde hükmedecek. Ve belki bir takım savaşlar olacak, bu gibi olaylar. Bütün bunlarda adaletle hükmetmesi, hak ve hakikati takip etmesi bir esastır. İşte Allahu Teala bu noktadan Hazreti Davud'a şunu bildiriyor. Fahkum beynen nas bil hak. İnsanlar arasında hak ile hükmet. Yani haktan, adaletten ayrılma. Ve la tettebi'ül heva, hevaya uyma. Heva, insanın nefsinin bir takım istekleri. Özellikle hüküm verme durumunda olan, insanları idare etme durumunda olan kimseler bu gibi hislerden arınmaları lazım. Diyelim idari makamda olan birisi bir kadro ilan ediliyor, elemanlar alınacak. Kendi akrabalarına meyledebilir. Halbuki bu uygun bir şey değildir. Bu noktada yapması gereken adaletle hükmetmek ve işi ehil olana vermek, akrabaya vermek değil, ehil olana vermek. Öte yandan günümüzde idarecilerin çoğunun müptela olduğu durumlar, rüşvet gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Eğer iş hevaya kalırsa, heva bunun kabul edilmesini ister. Yani der ki, aldığın zaten maaş ne ki, bu gibi şeylerle imkanlarını artır. Bu hevadan gelen bir şeydir. Eğer bir insan idari makamda hevaya uyacak olursa, heva onu Allah yolundan saptırır. Ve evvelinde her ne kadar iyi niyetlerle oraya gelmiş de olsa, hevaya uydukça, nefsin kötü isteklerine uydukça, artık o kimsenin Allah yolunda olmasından söz edilemez. İşte nice idareci, gayet iyi niyetlerle, hizmet etmek niyetiyle belki iş başına geçmiştir. Ama neticede heva ve hevese uymuş, nefse şeytana kanmış, kötü arkadaşlarının telkinlerine kanmış, bunun neticesinde adalet edemez hale gelmiştir ve rüşvet gibi şeylerden kurtulamaz hale gelmiştir. Bu durumda olanlar, onlar için şiddetli bir azap var. Niçin? Bimâ nesû yevmel hisâb, hesap gününü unutmalarından dolayı. Yani bir hesap günümüz var. Mesela bir lokantaya insan girer, yer içer ama çıkarken de hesabı ödemesi lazım. Onun gibi dünyada da insanlar bir şeyler yapıyor ama bunun bir de öte tarafı var. Hesabın görüleceği ve yaptıklarımızın sorulacağı başka bir alem var. Böyle olunca idarecilik hem mesuliyet itibariyle çok sorumlu olan bir şey ama Allah yolunda değerlendirilirse de hizmete medar olabilecek güzel bir imkandır. İşte peygamberlerden bazıları aynı zamanda dünyevi yönden de lider olmuşlar.
kavimlerinin önünde idareci olmuşlar ve adaletle hükmetmişler. Kur'an-ı Kerim Hazreti Davud'u örnek vermek suretiyle bütün idarecilere nasıl yapmaları gerektiğini bildirmiş oluyor. Yani bir idareci adaleti esas almalı, hakkı esas almalı ve taşkın hareketlerden, hevaya hevese uymaktan, bu gibi şeylerden uzak kalmalı. İşte İslam tarihinde Hazreti Ömer'in adaletiyle alakalı nice şeyler anlatılır. Ve o anlatılanlarda çok güzel bir idareci profili de ortaya çıkar. Ve başka bir takım yine idarecilerimizle alakalı güzel menkibeler anlatılır. Bunlar adeta yememişler, içmemişler. Kendi keyiflerini böyle sormak yerine milletin ihtiyacı nedir? Bunları devamlı düşünmüşler ve o şekilde halktan biri gibi yaşamaya gayret göstermişler. Ama pek çok idareci de idareci olduğunda maddi imkanları arttığından bakıyorsunuz şımarık hale gelebiliyor ve kılık kıyafeti ona göre birden hemen değişebiliyor. Hal ve tavırları da birden değişebiliyor. Artık milletin belki kılık kıyafete o kadar baktığı da yok ama rüşvet gibi olaylar, görevini suistimal gibi durumlar varsa bu elbette dikkat çekiyor ve bu kamu vicdanını rahatsız ediyor. İşte devlet malında tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır denilir. Doğru bir manadır. Çünkü devlet malı bütün insanımızın ortak malı oluyor. Herkesin onda hakkı var. Ve gelir dağılımında dengesizlik, bazılarının devletin imkanlarıyla keyif çatması elbette bu kabul edilebilir bir şey değil. İşte Hazreti Davud gibi peygamberler hem idarecilik yapmışlar, bu idarecilikleriyle de nasıl adil olunur bunu göstermişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da idareciliği var. Kendisi Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde oradaki İslam devletinin, Medine site devletinin başkanıdır. Ve insanlardan biri gibi yine sade bir hayat yaşamıştır. İnsanlar açsa o da aç kalmıştır. İnsanların kıyafeti neyse o da o kıyafettedir. Kendine bir ayrımcılık yapmamıştır. Yakınlarına da bir ayrımcılık yapmamıştır. Hatta hanımları gün olmuş biraz serzenişte bulunmuşlardır. Yani ya Resulallah işte imkanlarımız az çok var. Yani neden bizim hizmetçilerimiz yok? Neden daha böyle imkanlarımız iyi değil gibi serzenişte bulunmuşlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların bu tarz isteğinden rahatsızlık duymuş. Hatta bir ay boşama tarzında değil ama hanımlarından ayrı kalmıştır. Ve bununla alakalı ayet Ahzab suresinde gelmiştir. Ey peygamber hanımlarına de ki eğer Allah ve Resulünü istiyorsanız yine bu şekilde devam edin. Ama eğer dünyayı istiyorsanız gelin ben size bir miktar mal vereyim ve sizi güzel bir şekilde boşayayım. Ve peygamberimizin hanımları biz Allah ve Resulünü istiyoruz demişler. Eski dünyevi isteklerinden vazgeçmişlerdir. İşte bu gibi şeyler Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davud misaliyle anlatılan idarecilerle alakalı durumlar gerçekten bütün zamanlara mesaj veren durumları bize ifade ediyor. Ve bir idareci niçin rüşvet alır? Bir idareci niçin görevini suistimalde bulunur? Bime nesu yevmel hisab, hesap gününü unutmalarından dolayı. Yani demek ki bir idareci de diğer alemde bunun hesabını vereceği endişesi olmalı ve ona göre kendine çeki düzen vermeli. Hazreti Ömer'in vefatına yakın bir zat Hazreti Ömer'e diyor ki ya Ömer, bu halifeliğin zamanında ne kadar güzel işler yaptın. Allah senden razı olsun. Diğer alemde bunun mükafatını göreceksin. Hazreti Ömer belki de idareciliğin sorumluluğunu anlatma noktasında diyor ki Rabbim beni yaptıklarımdan dolayı hesaba çekmesin. Ben buna razıyım. Ayrıca bir mükafat istemiyorum diyor. Çünkü bir insan yetki itibariyle geniş yetkilere sahip olduğunda evet imtiyazlı bir duruma gelir. Ama buna göre de sorumluluğu daha da artar. Bir muhtar, diyelim 100 hanelik bir mahallenin muhtarıysa, 100 haneye karşı sorumluluğu var.
Ama bir belediye başkanı, diyelim 100 bin hanelik bir yerde belediye başkanıysa, o kadar kimselere, oralarda yaşayan insanlara sorumluluğu var. Türkiye için düşündüğümüzde bir başbakan, bir cumhurbaşkanı 70 küsür milyon insana karşı sorumluluğu var. Böyle olunca o gibi makamlar evet hoştur, güzeldir ama hakkı verildiği zaman güzeldir. Hakkı verilmediği zaman diğer alemde büyük bir vebaldir. Ve bu gibi idarecilerimizin adaletle hükmetmeleri, hevaya uymamaları açısından en fazla düşünmeleri gerektikleri husus hesabı unutmamaları. Yani gün gelecek biz bu yaptıklarımızdan hesap vereceğiz. Bu dünyada bu hesap olmayabiliyor. Görevini kötüye kullanan nice idareci ya zaman aşımından veya başka bir takım şeylerden dünyada herhangi bir ceza görmeden, yaptıkları belki de pek anlaşılmadan dünyada göçüp gidebiliyorlar. Ama diğer alemde yevme tübüle serair, o gün sırlar açığa çıkacak ve kim ne yapmışsa bunların hepsi tek tek bilinecek, görülecek ve artık orada hesaptan bir kaçış yok. Orada insanlar sorumluluklarının hesabını verecekler ve devlet malından diyelim bir insan bir iğneyi bile aşırmışsa o iğne orada ona batacak. Ve neler neler almışsa, çalmışsa bunlar karşısına çıkacak. Ama hesabını düşünen insanlar, diğer alemde hesap vereceğini düşünen insanlar bundan gerçekten uzak kalır. Mesela Hazreti Ömer'le alakalı anlatılır ki, Hazreti Ömer'in yanına birisi geliyor, akşam vaktiymiş ve orada bir mum da yanıyor. Hazreti Ömer ona soruyor, devletle ilgili bir mesele mi konuşacağız? O da diyor, hayır ben sadece sizin ziyaretinize geldim. Bunun üzerine Hazreti Ömer o mumu söndürüyor, başka bir mum yakıyor. Muhatabı şaşırıyor. Ya Ömer niye böyle yaptın? Hazreti Ömer diyor ki, biraz önceki mum devlete ait bir mumdu. Ben de şu anda görevimdeyim, devletin mumunu kullanıyorum. Ama sen benimle özel olarak görüşmek istediğin için devletin mumunu kullanmam uygun değildir. Bundan dolayı devletin mumunu söndürdüm, kendi paramla aldığım mumu yaktım diyor. Bu bir ruh haletidir ve bir hassasiyettir. Bu hassasiyeti taşımış olanlar elbette görevini layıkıyla yerine getirir. Hesap günü mülahazasıyla ben yaptıklarımın hesabını vereceğim. İnsanlar bana hesap sormasa bile Allah bana hesap soracak. Diğer alemde insanlara karşı mahcup olmamam lazım. Allah'ın huzurunda mahcup olmamam gerekir. İnsan bunları böyle düşündüğünde idarecilik hayatını çok daha iyi bir şekilde götürür. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları batıl olarak yaratmadık. Boşuna yaratmadık. Yani insanlar sorumlu. İşte hesap günü gelecek. Bunu teyit eden bir ifade. Biz gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında olanları boşa yaratmadık. Ve şu alemde eğer insanların yaptıkları kaydediliyorsa, ki kaydediliyor, elbette bu kayıt bir muhasebe içindir. İnsanlar neler yapıyorsa diğer alemde bunun hesabını vereceklerdir. ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Bu kafirlerin zannıdır. Yani göklerin ve yerin abes olduğunu, batıl olduğunu zannetmek, sanki boşuna yaratılmış veya sanki kendiliğinden olmuş bir şey beklenmiyor gibi bir zan, kafirlerin zannıdır. فَوَيْلُوا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Artık diğer alemde o kafirlere cehennem ateşinden vay hallerine. Onlar orada veil kuyusuna atılacak. Öte yandan cehennem ateşine muhatap olacaklar ve o cehennem ateşinde yanacaklar. اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْاَرْضِ Yoksa biz iman eden ve salih amel işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi kılarız? Yani böyle olmayacak. Bir kısım insanlar var. Bunlar iman eden, salih amel işleyen kimseler. Ama bir kısım insanlar da var. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaran, ortalığı karıştıran kimseler.
İşte idarecilik noktasından yine baktığımızda iman eden, salih amel işleyenler o idarecilikte suistimalden uzak duruyorlar ve yetkilerini insanların faydasına kullanıyorlar. Kendi rahatları için değil, halkın, milletin huzuru için bunları kullanıyorlar. Böyle olanlarla elbette yeryüzünde fesat çıkaranlar bir değildir. Bunlar aynı olmayacaktır. Em nec'alul müttakine kel füccar, yoksa biz müttaki olanları facir olanlar gibi mi kılarız? Ayette önce iman eden, salih amel işleyenler denildi. Buna mukabil bir de yeryüzünde fesat çıkaranlar nazara verildi. Yani iman eden, salih amel işleyenler kafir olan ve yeryüzünü fesada verenler gibi değildir. Bir de müminler arasında, iman edenler arasında da derece farkları vardır. Bir kısmı müttakidir, bir kısmı da facirdir. Dolayısıyla müttaki olanlarla, yani günahlardan, haramlardan uzak kalanlarla, uzak kalmayanlar, günahlara bulaşmış olanlar elbette bir değildir. Yani ayet-i kerime önce ehli imanla ehli küfrün bir olmayacağını anlatıyor. Elbette iman eden, salih amel işleyenler küfür yolunda giden ve ortalığı karıştıranlar gibi değildir. Diğer alemde bir olmayacaklardır ve ona göre karşılık göreceklerdir. Öte yandan ehli iman da kendi arasında günahlara dalanlar ve günahlardan korunanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Müttaki olanlar, günahlardan korunanlar, füccar olanlar, yani facir, günahlara dalan insanlar, bunlar da ehli iman içinden de çıkabilmekte. Şu anda mesela ülkemiz 70 küsur milyon insan ve %90 küsur Müslüman. Ama %90 küsur Müslüman içinde içki içen de var. Cinayet işleyenler de var. Öte yandan namaz kıldığı halde bir takım başka günahlar, yani dinin yasaklamış olduğu şeyleri yapanlar bulunmakta. Böyle olunca elbette ehli iman da bir değildir. Ehli iman diğer alemde durumuna göre, derecesine göre muamele görecektir. Hepsi layık olduğu yere gönderilecektir. Kitabun enzelnahu ileyke mübarek, bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim veya bu sure sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Liyeddebberu ayatihi, insanlar onun ayetlerini tedebbür etsinler diye, onun ayetlerini düşünsünler diye. Ve liyetezekkara ulul elbab, vakıl sahibi tezekkürde bulunsunlar diye. Yani dini ilimler var, bir de akli ilimler var. Kur'an-ı Kerim ve diğer semavi kitaplar dinin meselelerini bize anlatıyor. Ama öte yandan insana akıl da verilmiş. Bize verilmiş olan akılla hem bize gönderilen kitabı düşüneceğiz, anlamaya çalışacağız. Hem de bu arada diğer meseleleri de aklımız vasıtasıyla daha iyi değerlendirebileceğiz. İnsana verilen akıl elbette düşünmek için verilmiştir. Ve akıl da adeta peygamberin mesajlarını böyle insana anlatması tarzında insana güzel şeyler bildirir. İşte Hazreti Davud'la alakalı hevaya uyma ayet-i kerimede gelmişti. Hevaya uyma. Heva ve akıl birbirine zıt şeylerdir. İnsan ya aklına uyar veya hevaya uyar. Aklı kötü yönde kullanmak da onu hevaya tabi etmek demektir. İşte bize düşen Allah'ın gönderdiği kitabı anlamaya çalışmak, ona muhatap olmak ve onu anlamak için aklımızı kullanmak ve alemdeki sırları anlamak için yine aklımızı kullanmak. Cenab-ı Hak bizi bu ilahi hitaba en iyi muhatap olanlardan ve aklını en iyi kullananlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.